Nasıl bir iş kursak acaba ya? İyi düşünmek lazım. Yani her şeyden önce bakir bir alana girmek lazım. Ya aslında benim şahane bir fikrim var. Hı. Vallahi bak hem de bakir bir alan. Hı. Bence ne yapın biliyor musunuz? Çamaşırhane açın abi. Nasıl? Ha? İçinde böyle 30-40 tane çamaşır makinesi olan bir çamaşırhane. Yani sen diyorsun ki size en yakışan iş kirli çamaşır yıkamak öyle mi? Ne alakası var abicim ya? Çamaşırları siz yıkamayacaksınız ki. Ya sen hiç Amerikan filmi seyretmedin mi abicim? İnsanlar gelecek, parasını atacak, çamaşırlarını yıkacak, gidecekler abi. İyi de Tuna, biz bizi meşgul edecek bir iş arıyoruz. Yani onlar çamaşırları yıkayacak, biz evde oturacağız ve gene kafayı yiyeceğiz, öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Burası gibi böyle bir kafe falan açsanız. Aslında hiç fena fikir değil ha. Hayatta olmaz. Gelecekler, oturacaklar, bütün gün bir fincan kahve içecekler. Sen de 3 kuruş para kazanacaksın diye debelenip duracaksın. Olmaz. Aslında her yerde bu tür kafeler var yani. Rekabet çok. Vallahi ben size en güzel işi söylüyorum abicim. Çamaşırhane. Yani çok bakir bir alan ama siz beni dinlemiyorsunuz yani. O değil de acaba kuru temizleme mi açsak? Hı? Ben ne kuru ne ıslak çamaşırla uğraşamam. En güzeli yemek işi. Şöyle açalım güzel bir lokanta. Milletin midesini dolduralım, biz de kasamızı dolduralım ha. Ya çok enteresan, dejavu oldu bana. Sanki biz bu anı yaşadık ve Haluk bana bu lafları etti gibi geliyor. Etti zaten Gönül. Hatırlasana, evi almaya geldiğimizde bu kafede oturup konuşmuştuk. Doğru, doğru. Evet, Hüseyin'i aramıştık dükkan hala duruyor mu diye. Hala tutulmamış. Beni tutun, beni tutun diye bize bakıyor bak. Biliyor musun sen? Ya söylüyorum size, bu fırsat kaçmaz. Tutalım şurayı, açalım bir lokanta. Ha? Hadi. Ya bence hiç acele etmeyelim yani. Evet evet Haluk'cum, yani iyi düşünmek lazım. Öyle hop diye olmaz. Yanlış olur yani. Bir hesaplar yapmak lazım. Değil mi? Ya yeri de güzeldi be. Kaçırar biraz şurayı. İş yapacağımız duyulunca bir de akıl verenler türedi birdenbire. Şey Haluk Bey, akıl vermek gibi olmasın ama. Ben yine de vereyim diyorsun, buyur. Bence siz 1 milyonca açın. Her şey 1 milyon. Yani peynir ekmek gibi satılır mallar vallahi. Vallahi çok iyi fikirmiş. Bence öyle peynir ekmek gibi satmaya gerek yok. 1 tane 1 milyonluk mal satsam gider Hawaii'ye yerleşirim. Canım ben eski parayla 1 milyon dedim. Şimdi 1 lira. 1 liracı. 1 liracı. 1 liracı. Her şey 1 lira. Yok. Ben vazgeçtim Haluk Bey ya. Ya iyi söylenmiyor. 1 milyoncu olsaydı güzel olacaktı ama 1 liracı. Olmadı o. Baba, Teo ile aklımıza müthiş bir fikir geldi. Disko açıyorsun, biz de DJ'lik yapıyoruz. Düşünsene Haluk amca, her gece yüzlerce kız akacak mekana. Onu söylemeyecektik. Eğer iş kuracaksan Haluk abi, ganyan bayi işini tek geçerim. Ganyan bayi işi en iyisi. Atlar koşar, sen kazanırsın Haluk abi. Haluk Bey, benden sünemez. Can da, canlı da boğazdan gelir. Hay aklında 1000 yaşa. Ben de aynı şeyi söylüyorum. En iyisi yemek işi diyorum. Şimdi Haluk Beyciğim, size tavsiyem şöyle. Efendim 100 tane araba alalım, seyyar filosu kuralım. Haluk Beyciğim, pilav olur, köfte olur, kokoreç olur. Kuralım seyyar filosunu, patlasın gitsin yahu. Artık ne yapacağımıza karar versek iyi olur. Bana akıl verenlerden daralmaya başladım ona göre. Kardeşim bu komşular da ne tatil yaparmış be. Bir gelselerdi de yüzlerini görseydik. Şöyle bir tabak et ikram etseydik. Komşu da pişer, size de düşer diye. Belki de hoşlanmazlar mangal yapmandan. Merak etme, ben bir kafayla ikna ederim onları. Benim bahçem olacak, mangal yapmayacağım ha. Abi bir şey diyeceğim, ben de çok merak ediyorum. Acaba nasıl insanlar yani? İnşallah anlaşabileceğimiz gibi birileridir. Vallahi burnunuzun dibindeler yani. Eğer problemli birileriyse canınız çok sıkılır söyleyeyim. Merak etme, problemlilerse kafayı çalıştırıp problemi çözeriz. Hangi kafayı Haluk? Oh,
Tamir etmiştim zaten. Artık şu iş konusuna bir gelsek diyorum ben. Ya Gönül, bak aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi dönüşten geliyorum abi. Biz zeytinyağı dükkanının önünden geçiyordum. Bence mutlaka zeytinyağı işine girmeniz lazım. Şimdi zeytinyağı dükkanlarında o böyle mükemmel şişelere koyuyorlar ya o mükemmel zeytinyağlarını. Vallahi bayılıyorum ben öyle. Mutlaka zeytinyağı işine girin abi. O zeytinyağı dükkanlarına girip kaç defa zeytinyağı aldın? Zero. Yo, ben zeytinyağı almıyorum. Ben giriyorum dükkana, sadece şişeleri seyrediyorum. Yarım saat falan zaman geçiriyorum. Vallahi mükemmel şişeler. Oğlum biz sanat galerisi mi açıyoruz? Ne yapacağız? İnsanlara zeytinyağı şişesi mi sergileyeceğiz? Ya aslında öyle deme Haluk. Artık insanlar daha bilinçli zeytinyağı kullanmaya başladılar yani. Daha sağlıklı yağların peşindeler. Fena fikir olmayabilir zeytinyağı dükkanı açmak. Ya doğru söylüyorsun da peki her zaman aynı kalitede zeytinyağı bulabilecek miyiz biz? Ya bulamazsak? Bana gelmez o işler, bana ters.